Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz sevgili izleyiciler. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız haberlerden daha hızlı bir şekilde haberdar olursunuz sevgili izleyiciler. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan bir müjde daha. Sosyal yardım 3. faz başvuruları başladı sevgili izleyiciler. Sosyal yardımlaşma e-devlet üzerinden hangi günler yapılır? 1000 TL sosyal yardımlaşma şartları nelerdir? Ve e-devlet üzerinden başvuru nasıl yapılır? Sorularını cevaplayacağız sevgili izleyiciler. İlk olarak sosyal yardımlaşma 3. faz başvuruları başladı bu başvurulara e-devletten hangi günler yapılabilir bunlardan bahsedelim sevgili izleyiciler TC kimlik numaranızın numaranızın son hanesine göre 0 pazartesi 2 salı 4 çarşamba 6 perşembe TC kimlik numaranızın son hanesi 8 ise Cuma günü başvuru yapabiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Cumartesi ve pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir sevgili izleyiciler. Yorumlarda en çok sorulan soruların cevaplama kısmına geldik arkadaşlar. Bunun sorusu çok soruluyor. Can kulağıyla dinlemenizi tavsiye ediyorum. 1000 TL'lik sosyal yardımlaşma başvuru şartları nelerdir arkadaşlar? Sosyal destek faz 3 başvuruları e-devlet üzerinden TC kimlik numarasının son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Biraz önceki saydığım son haneye göre başvurular alınmaya başlanmış başvuru sürecindeki e-devlet üzerine takip edebileceklerdir. Değerlendirmeler, değerlendirmeler kişi bazlı değil hane bazlı yapılacaktır arkadaşlar. Bir haneden iki veya üç kişi başvuru yapamıyor. Yapsa da tek başvuru kabul ediliyor. Değerlendirmeler kişi bazlı değil hane bazlı yapılacaktır. Başvuru kişinin hanesinde aşağıdaki belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bakın sevgili izleyiciler. Eğer bu sayılacaklarımdan herhangi biri varsa başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Pandemi sosyal destek programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakli destekten faydalanmış olanlar faz 1 ve faz 2'de alanlar üçüncüsünü alamıyor sevgili izleyiciler. 5510 sayılı kanunun 4A maddesi kapsamındaki kamu işçileri alamıyor sevgili izleyiciler. Yine öyle memurlar alamıyor sevgili izleyiciler. Sosyal güvenlik kurumu SGK'nın gelir veya aylık alanlar yani emekliler Alamıyor sevgili izleyiciler. İşkur işsizlik ödenenden faydalananlar alamıyor. İşkur kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar alamıyor sevgili izleyiciler. İkinci ödemeler başladı. Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ekonomik istisrar paketinin kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak biner lira nakdi destek ödemesinin başladığını bildirdi. İkinci faz ödemeleri ayrıca başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların destekleme amaçlı sosyal destek programı 3 fazdan oluştuğunu aktaran Selçuk Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza sahada ihtiyaç sahibi olarak bildiğimiz 2.3 milyon ANE'ye 2 kapsamında binelere nakli yardım yapıyoruz ifadelerini kullandı. Şimdi arkadaşlar konuyu toparlarsak ikinci faz yardımlar ödenmeye başladı. Üçüncü faz yardımlar içinde e-devletten başvuru linki açıldı sevgili izleyiciler. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna lütfen basmayı ve ayrıca kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Teşekkürler arkadaşlar bizleri dinlediğiniz ve izlediğiniz için. İyi akşamlar arkadaşlar sağ olun.